Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Genç adam acele adımlarla yürüyordu. Sinirliydi. Belli ki onu çok kızdırmışlardı, çok öfkeliydi. Adeta burnundan soluyordu. El kolu neredeyse tüm vücuduyla garip hareketler yaparak hızla ilerliyor. Bir yandan da eve gidince yapacaklarını planlıyordu. İntikamını mutlaka alacaktı. Bu yaptıklarını onların yerine bırakmayacaktı. Önce yıllardır kardeşim dediği münasebetsizden başlayacaktı. Çünkü en çok onun darbesiyle yıkılmıştı. Halbuki yıllardır o kendisinin can ciğer dostuydu. Yediği içtiği ayrı gitmezdi. Ne olmuştu da böyle kanlı bıçaklı düşman olmuşlardı? Hakim anlatıcının bakış açısıyla oluşturulmuş, doğrudur. Anlatmaya dayalı bir metinden alınmıştır. Hikaye roman tarzı doğru. Kahramanın ruh haliyle aklından geçenlere yer verilmiştir. Hakim bakışın özelliğidir bu zaten. Anlatım üçüncü kişinin ön yargılarına dayandırılmıştır. Burada gözlem var. Ön yargıdan bahsedemeyiz. Deyimlerden yararlanmıştır. Kanlı bıçaklı düşman olmak gibi, yedi içtiği ayrı gitmemek gibi deyimler var. Doğru cevabımız D şıkkıdır.